Meriç havzasından kaçışlarla ilgili veya kaçmaya çalışanlarla ilgili. Çünkü hepsi yakalandı biliyorsunuz. Bununla ilgili özel bir haberimiz var, dosya haberimiz. Onu da bir izleyelim. Ardından Sayın Güçlü Er'e son sözü verelim. Milletin iradesi FETÖ'cü ihanet şebekesinin önünü kesti. Yargıdan kaçamayacağını anlayan birçok FETÖ'cü de yurt dışına çıkış yolları aradı. En çok kullanmaya çalıştıkları rota ise Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek oldu. Güvenlik güçleri Edirne'de önemli FETÖ'cüleri aladı. 2022 Haziran ayında Fethullahçı terör örgütünün elebaşının yeğeni Sümeyye Gülen de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Üstelik bu yakalamada devlet düşmanlığında terör örgütü kardeşliği de öne çıktı. Çünkü terör örgütü üyesi Gülen ile birlikte PKK şüphelileri de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'nin Meriç ilçesinin askeri yasak bölgesinde yakalandı. Güvenlik güçleri darbe girişiminin hemen ardından sınırlarda alarma geçti. Edirne'de hudut kartalları sayı ve teknik donanım açısından güçlendirildi. Terör örgütü üyelerinin düzensiz göçmenlerin içine gizlenmelerinin önü de kesildi. Yakalanan gruplardaki herkes tek tek kontrolden geçirildi. İşlerindeki FETÖ'cüler anında tespit edildi. Sınır birliklerinin yanında polis ve istihbarat da Edirne'deki hareketliliği takipte tuttu. Kaçma girişimleri engellendi. Edirne'de 6 yılda yakalanan FETÖ zanlılarının sayısı 3000'i aştı. Hainlerin en önemli hedeflerinden bir tanesi de Meriç Nehri'ni geçip yaptıklarının yanlarına kar kalmasıydı. Ancak terör örgütü üyeleri bu bölgeye gelemeden güvenlik güçleri tarafından birer birer tespit edip yakalanıp adalete teslim edildi. Meriç Nehri kıyısında yakalanan FETÖ'cülerin üzerinden çok miktarda materyal çıktı. Yanlarındaki yüklü miktarda dövize de el konuldu. Terör örgütü üyelerinin kaçışını para karşılığı ayarlayan organizatörler de takip edildi. Yakalananlar tutuklandı.